Merhabalar bu videoda ekran kaydı nasıl yapılır PC'de bunu göstereceğim. Size profesyonel bir ekran kaydetme programını tanıtacağım. İsmi Izas Rec Experts. Hem PC'de hem Mac'de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bu programı. Ekranın belirli bir noktasını kaydedebilirsiniz, tamamını kaydedebilirsiniz. İsterseniz mikrofondan gelen sesi, isterseniz sistem sesini, iç sesi de kaydedebilirsiniz. Birçok profesyonel özelliği mevcut. Videonun hemen altındaki linke tıklayarak ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Linke tıkladığınızda karşınıza bu sayfa çıkacak. Bakın burada ücretsiz deneme linki var. Burada da satın alma seçenekleri var. Gelin şimdi program nasıl indirilip bilgisayarımıza kurulur ona bakalım. Burada ücretsiz denemeyi tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra indirmek istediğiniz yeri soracak. İndirme dosyasını kaydediyorsunuz. Çok büyük bir dosya değil arkadaşlar. Yaklaşık 40 MB falan. Mesela ben masa üstüne indirdim dosyayı arkadaşlar. Bakın bu dosyayı çift tıklıyoruz ve kuruluma başlıyoruz. Programın Türkçe dil seçeneği var arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Buradan ben şimdi Türkçe olarak seçip kurulumu yapacağım. Seçenekleri kabul ediyoruz. Kurulum için mecburen. Daha sonra nereye kurmak istediğinizi seçiyorsunuz bilgisayarınızda. İleri diyelim. Burada kısa yol oluşturmak istiyor musun gibi seçenekler var. İstediğiniz gibi seçin bunları. İleriye basalım. Ve kurulumu başlattık. Evet bir dakikadan daha az bir sürede kurulum tamamlandı. Fazla bir yer kaplamıyor program. Bu ekranı kapatalım. Bakın masa üstümüze kısa yolu geldi. Hatta program da açıldı. Gördüğünüz gibi çok basit bir arayüzü var. Ekranı kaydet. Belirli bir pencereyi kaydet. Sesi kaydet. Web kamerasını kaydet. Oyun kaydet gibi seçenekleri var. Şimdi ben programı biraz inceleyeceğim. Ve nasıl ekran kaydedeceğinizi bilgisayarda göstereceğim. Bu deneme sürümü arkadaşlar. Belirli kısıtlamalar var. Ama bu programın performansını denemeniz için yeterli. Ücretsiz versiyonu inceleyip daha sonra kendiniz karar verebilirsiniz. İsterseniz full versiyonda 30 günlük deneme süresi var. Bakın burada bir satın alma seçeneği var. Buradan da fiyatlara bakabilirsiniz. Eğer almaya karar verirseniz. Şimdi gelin biraz programı inceleyelim. Önce biraz ayarlara göz atalım. Tamamen Türkçe çıktı klasörü var. Nereye kaydetsin videoyu? Hazırladığınız videoyu orayı seçiyorsunuz. Daha sonra video seçenekleri var. Buradan istediğiniz gibi çözünürlüğü, FPS'yi, video türünü ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıda ses seçenekleri var. Burada da ses formatını seçebilirsiniz. Bunlar biraz daha detay özellikler. Şu güzel bir özellik, kayıt sırasında fare görünsün mü, görünmesin mi? Bunu da seçebilirsiniz. Yaptığınız videolara göre eğer bir nasıl yapılır bir tanıtım videosu yapıyorsanız farenin görülmesi mantıklı olacaktır rengine, boyutuna kadar bir sürü ayar var. Kısa yollar önemli. Ekran görüntüsü almaya başlasın, videosu almaya başlasın, durdursun, devam etsin gibi seçeneklerin hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıda daha birçok detay özellik var. Şimdi bunlara girmiyorum. Ayrıca video dışında ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz. Bunu da buradan ayarlayabilirsiniz. Şu güzel bir özellik gizlenebilen araç çubuğu. Kayıt sırasında gizleyi seçerseniz arkadaşlar ekran kaydederken o da kayıt içerisine girmeyecektir. Bunu tavsiye ederim. Dil ayarı da burada. Biraz yukarıda şu özellik var. Bu da güzel. Yükleme tamamlandığında video sayfasını aç. Direkt kaydettiği yere gidiyorsunuz ve videonuzu izleyip kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar böyle. Ayarları kapattım. Gelin şimdi bir deneme yapalım. Bir tane oyun başlattım Windows'un kendi oyunlarından. Oyunun ne olduğu çok da önemli değil. Buradan önce ekranı kaydete geliyoruz. İsterseniz belli bir yeri kaydedecekseniz pencere kaydedi seçebilirsiniz. Şimdi standart ekranı kaydete basalım. Burada açıklamalar var. Bunları geçiyorum. Bunlar İngilizce kalmış ama programın kendisi tamamen Türkçe. Gördüğünüz gibi basit bir arayüzü var. Çok da karışık değil. Öncelikle nereye kaydedeceğimizi seçiyoruz. Burada tam ekran var. Bütün aşağıdaki Windows seçeneklerini yukarıya hepsini kaydedebiliyorsunuz bölge seç var veya belirli bir alanı seçebilirsiniz. Bakın burada özel bölge diyor. Şimdi mesela ben size bölge seçle sadece oyunun olduğu yeri kaydetmeyi göstereyim. Bakın bu güzel detay bir özellik. Oyunun alanını seçtim. Buraya çözünürlüğü yazdı. Program arayüzümüz hala burada. Gördüğünüz gibi buraya özel seçim geldi. Şimdi sese gelelim. Siz neyi kaydetmek istiyorsunuz? Mesela konuşmanızı kaydetmek istiyorsanız buradan mikrofonu işaretlemeniz gerekiyor. Sistem sesi demek örneğin oyundan gelen PC'den gelen sesleri kaydetmek istiyorsanız bunları seçiyorsunuz. Yalnızca birini seçebilirsiniz. Buradan her ikisini de seçebilirsiniz. Örneğin bir oyun tanıtımı yapıyorsanız hem üzerine konuştuğunuzu seçersiniz. Hem iç sesi sistem sesinde bu şekilde kaydedebilirsiniz. Burada bir web kamerası özelliği var. Şu anda web kamerasız kaydet diyor. Burada bir seçenek daha gelecek. Eğer bilgisayarınıza bağlı bir kamera varsa veya laptopunuz vardır kendi kamerası vardır üzerinde. Oradaki görüntüyü de kaydet diyebilirsiniz. Örneğin kendi resminizi de videonun köşesine ekleyebilirsiniz. Eğer YouTube kanalınızda böyle bir şey yapmak istiyorsanız. Bu sadece bir örnek. Tabi başka amaçlar için de kullanılabilir. Ben şimdi web kamerasız kaydeti seçtim. Gördüğünüz gibi kısa çok kısa şuradan üç şekilde bu ayarı yaptığınız zaman reka e basıyorsunuz ve kaydı başlatıyorsunuz. Biraz daha detaya özellikler aşağıda var. Onları da göstereceğim. Şimdi basit bir şekilde herkes görsün nasıl kaydedildiğini. Burada full VIP üyeliği seçmek istiyor musunuz diye ayarlar çıktı. Şimdi biz denemeye devam edelim. Bakın bir geri sayım özelliği var. Bu da güzel. Ve kayda başladı arkadaşlar. Hemen aşağıda görüyorsunuz bir kısa yol çubuğu çıktı. Buradan kaydı pause edebiliyorsunuz, duraklatıyorsunuz. İsterseniz durdurabilirsiniz. Burada toplam süreyi görüyorsunuz. Bu arada oyunda dönsün arada. Şu da güzel bir özellik şunu da sevdim. Buradan mikrofonumun çalıştığını da görebiliyorum. Burada bir equalizer gibi bir işaret var. Spot ışığı diye bir özellik var. Buradan yakınlaştırabiliyoruz belirli bir yere. Ekran görüntüsü alabiliyoruz. Mesela anlık şu an bir ekran görüntüsü aldım. Kendi dosyasına kaydetti. Şu yakınlaştırı deneyelim bakalım. Video boyunca ben fareyi nereye tutarsam o alanı yakınlaştırıyor. Bu da güzel bir özellik. Yakınlaştırma o şekildeydi. Başka ne özellikler var? Bakın burada bir kalem simgesi var. Buna basarak kayıt sırasında çizimler yapabilirsiniz. Ekrana yazılar yazabilirsiniz. Belirli bir noktayı gösterebilirsiniz örneğin şöyle. Tanıtım yapıyorsunuzdur vesaire. Başka neler var? Yazı yazabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Ve işimiz bitti. Kaydımızı tamamladık arkadaşlar. Buradan su topa basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi program bize son kaydettiğimiz videoyu burada listede gösteriyor. Hemen yanında seçenekler var. Bakın buraya play'e basarsanız Direkt videoyu oynatabilirsiniz. İsterseniz düzenleyebiliyorsunuz. Programın düzenleme özelliği de var. Sıkıştır diyor, küçültüyor galiba. Bu klasöre basıp videoların nerede olduğunu açabilirsiniz. Burada çöp simgesi var, siliyorsunuz tabi. Mesela yaptığımız programı şu play'e basıp oynatmayı deneyelim. Bakın, Gone Player'da açtı. Gördüğünüz gibi benim oynadığım kısmı sadece çekmişim. Kapatalım bunu da. Peki başka neler var? Şuradaki aşağıdaki seçeneklere biraz değineyim. Burada video listesi diyor. Daha önce kaydedilen videoları görebiliyorsunuz. Otomatik durdurma diye bir özellik var. İsterseniz bu seçeneği seçerek toplam kayıt zamanını önceden belirleyebiliyorsunuz ya da dosya boyutu şuna ulaştığı zaman dur diyebiliyorsunuz. Bu ne zaman işinize yarar? Sizin sürekli kontrol ettiğiniz bir kayıt değil de mesela bir internetten bir yayın kaydediyorsunuzdur. Örneğin 2 saat sürecektir. 2 saat sonra dur dersiniz gibi. Bu seçeneği kapatalım. Otomatik bölme var. Bunlar da biraz detay özellikler. Belirli bir hafızaya veya dakikaya ulaştığına kaydı, kayıt dosyasını bölebiliyor musunuz? Bunu da kapattım. Görev zamanlayıcısı var. Bu da çok güzel bir özellik, ekstra bir özellik diyebilirim. Çok profesyonel. Belirli bir saatte, belirli bir zamanda kayıt başlatabiliyorsunuz. Bu da güzel. Örneğin bilgisayar başında olmadığınız zaman bir ekran kaydı alacaksınız. Buradan tarih, saat vesaire giriyorsunuz. Başlangıç, bitiş her şeyini ayarlayıp kaydedebiliyorsunuz. Burayı da kapattım. Başka neler var? Filigran var. Şu anda bir filigran yok. Yani logo koyabiliyorsunuz ekrana istediğiniz gibi. Bakın buradan fotoğraf seçi tıkladım. Buraya istediğim bir filigranı seçebiliyorum. Örneğin kendi sayfanızın ya da markanızın bir logosu varsa buradan koyabilirsiniz. Veya sadece metini seçersiniz. Ben buraya örneğin webde bu yazıyorum ekranda webde bu da yazdırabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Evet tüm özelliklerin üzerinden geçtik. Siz de videonun hemen altındaki linke tıklayarak uygulamayı indirip bilgisayarınızdan deneyebilirsiniz. Eğer beğenip satın aldıysanız bakın şurada anahtar simgesi var. Buradan aktivasyon kodunu gidebiliyorsunuz. Veya direkt online satın alabiliyorsunuz. Buradaki satın al işaretine basalım. Sizi direkt yönlendirecek. Burada farklı satın alma seçenekleri var. Süre ve sınırsız olarak. Umarım video işinize yarar. Profesyonel bir program. Öyle söyleyebilirim. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.